Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Türk televizyon tarihinin ilk ve tek astroloji programı olan Galaksi Rehberi'ne hoş geldiniz. Ben astrolog Tuğçe Nur Özay. Bugün her pazartesi olduğu gibi sizlerle şöyle haftaya astrolojik bir bakış yapacağız. Haftanın kullanışlı günleri, haftanın önemli gökyüzü olayları, haftalık burç yorumları hepsini bu bölümde sizlerle konuşuyor olacağız. Ama hemen önce cuma günleri sizden gelen soruları yanıtladığımı biliyorsunuz. O yüzden Tuğçe'ye sor bölümünde sizler de sorularınız benim tarafımdan burada yanıtlansın istiyorsanız aşağıda belirtmiş olduğumuz sosyal medya hesabına siz de sorularınızı gönderebilirsiniz. Aranızdan seçtiğim 3 soruyu her hafta cevaplıyor olacağım. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen Astrovizyon bölümüne geçelim ve bu hafta neler varmış birlikte inceleyelim. Evet, biliyorsunuz her hafta haftanın kullanışlı günlerini size veriyorum. Bu eleksiyon dediğimiz bir yöntemle yapılan tarih belirleme işlemidir. Hangi günleri daha verimli kullanabilirsiniz? Hangi günler sizin için daha verimli sonuçlar, daha iyi sonuçlar doğurur? Sizin için şöyle bir bakıyorum. Estetik ve dolgu işlemleri için 20 Mayıs'ı kullanabilirsiniz. Dolgu, botoks veya her türlü estetik operasyonlar için. Teknolojik aletlerde virüs tarama, format atma veya temizleme, data tarama işlemleri için 21-22 Mayıs'ı kullanabilirsiniz. Veri temizleme veya her türlü dezenfekte işlemi için 22 ve 23 Mayıs'ı kullanabilirsiniz. Burada şunu da söyleyeyim. Mesela evinizi ilaçlatmanız lazım. Bir böcek ilacı yapılması gerekiyor veyahut arabanızı tamamen dezenfekte etmek istiyorsunuz, bir odayı tamamen dezenfekte etmek istiyorsunuz, çöpleri, kullanılmayan şeyleri atmak istiyorsunuz. Keza yine bu tarihleri bunun için de kullanabilirsiniz. Ve özellikle 23 Mayıs'ın ilk yarısında, hani ay akrebi henüz terk etmeden, şöyle öğleden sonra 2'ye 3'e kadarki saatlere kadar devam edecektir. Herhangi bir eğitime başlamak veya seyahat etmek için, seyahatle ilgili herhangi bir aksiyon almak için, pasaport başvurusu, bilet satın alımı vesaire konusu, seyahat veyahut eğitim olan her şey için de 23, 24, 25 Mayıs'ı kullanabilirsiniz sevgili izleyenler. Peki, haftanın önemli gökyüzü olaylarına, vallahi bu hafta gökyüzü yanıyor. Bence çok önemli bir haftaya girdik. Oldukça tatlı da bir haftaya girdik. Yani bir süredir zor bir gökyüzü, özellikle Şubat ayında ve Nisan ayında zor gökyüzü olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Ama Mayıs'ın bu haftası yüzümüzü bir güldürdü. Ne yalan söyleyeyim. Öncelikle 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Bütün İkizler Burçları doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Ondan sonra 23 Mayıs'ta Yay Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bunu da sizin için zaten burçları nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim ayrı ayrı teker teker. 23 Mayıs Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Venüs İkizler'deyken şimdi Boğa'da şu anda ve Boğa'da da olmaya devam edecek bu dolunaya kadar. Şimdi böyle bir keyfimiz yerine yöneticiliği olan bir burçta Venüs Boğa'da yöneticiliktedir. İkizlere geçecek böyle bir hepimiz bir maymun iştahlı hallere geleceğiz burada Venüs ikizlerle birlikte. Her şeyden ister bir halde olacağız. Her şeyden biraz ister bir halde olacağız. Biraz istikrarla ilgili özellikle ikili ilişkilerde problemler yaşanabilir, spekülasyonlar artabilir. 26 Mayıs'ta da Jüpiter İkizler Burcu'na geçiyor. Yani bunu o kadar bekledim ki sevgili izleyenler ve eminim astrolojiyle ilgilenen çoğu insan da bu Jüpiter İkizler transitini beklemiştir. Özellikle boğa burçları beklemiştir. Onlara ciddi para kazandıracak bir transit çünkü bu.
Bunu ama size önümüzdeki hafta her burcu nasıl etkileyecek bu durum diye anlatacağım. Çünkü bence bu ay şöyle de olacak, böyle de olacak deyip geçilecek bir transit değil. Bu haftanın içerisinde olduğu için ben yazdım pazar günü. Hani bunu sizlerle paylaşayım diye ama önümüzdeki hafta pazartesi bu bir yıl boyunca sürecek olan Venüs, ay Jüpiter, ikizler transitini bence her burç bilmesi lazım. Kendini nasıl etkileyeceği konusunda çok önemli bir transit. Yani şöyle bir bakabilirsiniz, Jüpiter Koç'a girdiğinde geçen sene 2023 Mayıs Haziran civarları neler yaşamışsınız, hayatınızda neler değişmiş. Zaten anlarsınız ne kadar önemli bir transit olduğunu. Evet, haftanın önemli gökyüzü olayları da bunlar. Peki bu 23 Mayıs Yay Dolunay'ında bizi neler bekliyor? Hemen ona bakalım, ilk görselimizi alalım. Şimdi bu Yay Dolunay'ının yöneticisi, yani ASC'si Terazi Burcu'nda ikili ilişkilere öncelikle bir vurgu yapıyor. Bunun yöneticisi Venüs hemen Uranüs'le 8. evde kavuşumda ve 29 derece bir şeylerin bittiğini artık bize söylüyor. Bir sürecin bittiğini, bir dönemin bittiğini aslında bize söylüyor ve ciddi anlamda değişiklikler olacak ve bu değişikliklerin de ani, beklenmeyen, işte çok böyle öngörülmeyen şekilde yaşanacağını ama koşulların değişeceğini söylüyor. O yüzden değişmeden değişime ayak uydurmak gerektiğini söyleyen bir dolunay aslında. Etrafınızdaki koşullar değişecek ama hani sizin %100 değişmenize gerek yok. Ama en azından etrafınızda değişen koşullara ayak uydurmanıza gerek olacak bir dolunay yaşayacağız. Emin olmadan atılan adımlar daha sonradan pişmanlığa sebep olabilir sevgili izleyenler. Bence çok böyle riskli konulara girmeyin bu 23 Mayıs Yay Dolunay'la birlikte. Artı eksi 3 gündür, yani 20 Mayıs ve 26 Mayıs arasında etkilerini hissettirecek bütün hafta genelinde bu Yay Dolunay'ın etkilerinde oluyor olacağız aslında. Özellikle kişisel gezegenlerinden 0 ila 7 derece arasında gezegenleri olanlar, Yay burçları, Başak burçları, İkizler burçları, Balık burçları, bunlar da kişisel gezegenleri olanlar 0-7 derece içerisinde daha çok etkilenecektir bu dolunaydan. Hayatınızda tedirginlik yaratan konulardan, kişilerden, olaylardan, eşyalardan sonsuza kadar kurtulabileceğinizi söylüyor. Çünkü hani Güneş 2 derece İkizler Burcu'nda olacak, Plüto da 2 derece Kova Burcu'nda, buraya üçgen yapıyor ve diyor ki eğer hayatında bitmesi gereken, sana zarar veren, hani ama yine de tuttuğun, seni tedirgin eden, güvenlik tehdidi altına sokan bir takım durumlar varsa bunlardan da kurtulabilirsin güç göstererek diyor. Önyargılar, ayıplanmalar, dedikodular, spekülasyonlar, yalanlar, abartılı söylemler, iddialar bu süreçte ortaya çıkar. Yalancının mumunun yatsıya kadar yanacağı bir yay dolunayıyla sizlerde. Zaten dolunaylarda baktığınız zaman hani ne yapıyoruz gökyüzünde? Ayın ışığını full görüyoruz. Full moon deniyor. Dolunay. Ayın hepsi dolu. Böyle kocaman bir ay görüyoruz gökyüzünde. Ayın ışığı full kapasitede olduğu için dolunayda yaşanılan olaylarda bir aydınlanma etkisi vardır. Bir durum vardır, onu aydınlatır dolunay. Bir konu vardır, onunla ilgili gerçekleri gösterir. Yani bir gizli saklı bir durum vardır, onu hop yeryüzüne çıkarır. O yüzden bütün dolunayların zaten kendi doğasının içerisinde bir aydınlanma, farkındalık, bir takım gerçekleri ortaya çıkarmak vardır. Gelen bilgilerin aslının astarının doğru olup olmadığını dikkat edin derim sevgili izleyenler. Çünkü bu süreçte şimdi Güneş İkizler Burcu'nda, Plüto'da insanlar manipülatif söylemlerde bulunabilir, spekülasyon yaratabilir, kaos için, kaostan fırsat kazanmak için bir takım konular ortaya atabilir. O yüzden hani muhakkak özellikle bir bilgi iletmeden önce size bir bilgi geldi. Bu bilgi size geldi. Bunu hani şöyle bir iyice bir bakın yani. Doğru mu, yanlış mı, ne kadar birine iletmeden önce. Çünkü ilettiğiniz şeyin sorumlususunuzdur da, kefilisinizdir de. Ben böyle bir şey duydum, doğruluğuna inanıyorum, bunu da sana söylüyorum diyerek kefili olursunuz ilettiğiniz şeyin. O yüzden böyle kefili olamayacağınız bilgiler iletmeyin veya bilgiler iletmeden önce kefili olabileceğinizden emin olarak iletin diyebilirim. Sonra bir sonraki görselimize geçtiğimizde
Yay burcunun bizim ülkemizde veya globalde hani kolektifte etkilerine, toplumlar üstünde etkilerine diye baktığımızda özellikle yerli malı kullanımı ve üretimi ile ilgili teşvikler artabilir sevgili izleyenler. Yani daha üretime insanları teşvik edecek bir takım devlet destekleri olabilir veyahut arazi destekleri olabilir gibi. Yiyecek ve temel gıda ürünlerinde zamlar meydana gelebilir. Özellikle şeker, un, hani temel böyle ana ihtiyaç, temel gıda ürünlerinde bir takım zamlanmalar, pirinciydi, bulguruydu, mercimeğiydi vesaire gibi. Ama un ve şekere kesin zam geleceğini düşünüyorum. Komşu ülkelerin güvenlik tehdidi altına girme ihtimalleri var bu süreçte. Özellikle sınır ülkelerin, komşu ülkelerin, hani buradaki bir hareketlenme, askeri bir takım tatbikatlar, bizim hemen sınırlarımızda gerçekleşecek bir takım olaylar olabilir. Bizi etkiliyor mu? Hayır. Sadece global ekonomide birazcık etki konusu olacak. Yani etki unsuru olacak. Ama bizim ülkemizi şu an için etkileyen bir durum olmayacak. Denizlerle ilgili anlaşmalarda ambargolar konulabilir. Özellikle bir izin verilmiştir, bir geçiş verilmiştir. Bunlar geri çekilebilir veya bir süreliğine dondurulabilir. Çünkü Mars'a Satürn'ün bir kontrol antisesi var Dolunay esnasında. Hani sanki böyle önceden yapılan anlaşmalar sularla, sıvılarla, gazlarla, mesela doğalgazla da alakalı olabilir. Tabii ki illa hani deniz olması gerek yok ama sıvılar, gazlar, hani bu alanda yapılan anlaşmalarda bir takım ambargolar konulabilir veya geri çekilmeler, dondurmalar, kısa süreli, hani bir süresiz bir şekilde veyahut dondurmalarda meydana gelebilir. Bireysel anlamda baktığımız zaman diğer görselimize ne yaşayabiliriz? Aynı zamanda şey de var burada. Sadece bireysel değil, burası da şeyin devamı, kolektifin devamı. Emeklilerle ilgili güzel haberler olabilir. Özellikle emekliler ve memurlar. Yani maaşlarıyla ilgili iyileştirmeler, biliyorsunuz zaten tasarruf yasası çıktı. Hani bu da yay dolunay etkilerindeyken oldu. Bu da onun bir sonucudur zaten. Ve aynı zamanda ekstradan güzel haberler açıklanabilir. Hani bir süre sonra girmek üzere ama yürürlüğe. Yani siz önümüzdeki sene böyle bir şey var gibi. Mültecilerin deportuna ilişkin bir takım kararlar alınabilir. Yani yabancı işte şeyler, ne onun adı, tabelalar sökülebilir. Mültecilerle alakalı ekstradan bir hani sınır dışı edilmesine yönelik bir operasyon başlatılabilir gibi. Kolektifte çok böyle başkaldırılı olmamaya çalışalım. Böyle her gördüğümüzde sürü psikolojisiyle arkasına takılmamaya çalışalım. Çünkü isyanın, başkaldırının enerjilerinin çok olduğu bir dolunay yaşıyoruz. Çünkü ASC yöneticisi Uranüs'le birlikte böyle içimiz içimize sığmayacak, her şey isyan edesimiz, bütün düzenleri yıkasımız gelecek. Ama kim iyi niyetli, kim kötü niyetli. O yüzden hani çok böyle sürü psikolojisiyle hareket etmememiz gereken bir gün, dönemde olduğumuzu düşünüyorum bu hafta. Çok böyle topluluklarla hareket etmemeye, kitlelerle hareket etmemeye, birbirimizi galeyana getirmemeye dikkat edelim. Çünkü şiddet unsurları içerebilecek enerjiler var. Alt oktavda çalıştırıldığı zaman hani olay çıkar, gerek yok. O yüzden daha sakin bir hafta geçirmeye çalışalım. Borsada düşüşler ve beklenmeyen aşırı satışlar. Yani borsanın bu şeyde düşeceğini düşünüyorum özellikle. Dolunay'la birlikte ciddi bir düşüş yaşanacağını, aşırı bir satış olacağını hisselerle alakalı ve hiç beklenmeyen yerlerden geleceğini düşünüyorum bunun. Hani yatırım tavsiyesi değildir ama borsadaki varlıklarınızı biraz dondurabiliyorsanız veyahut bir çekebiliyorsanız falan bu dolunayla birlikte güzel olur. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Sıfır arabalarla ilgili indirimler ve kampanyalar bu süreçte karşımıza çıkabilir. Veya ikinci elle sıfır arasındaki farklar hani birazcık oynayabilir. Fiyat farkı olarak hani değişiklik gösterebilir. Yeni kampanyalar yapılabilir veya herkese araba sahibi olabilmesi adına yeni bir teşvik, yeni bir destek durumu söz konusu olabilir. Evet, onun dışında ekstradan bir görselimiz var mı? Tamam, o zaman burçları bu dolunay nasıl etkileyecek? Birazcık bundan konuşalım. Yıldızların peşinde başlasın. Evet, Koç ve yükselen Koç.
Bu yay dolunayından sizler nasıl etkileneceksiniz? Sizlerin 9. evinde gerçekleşen bir yay dolunayı var burada. 9. ev hayallerimiz, ümitlerimiz, kendimizi geliştirme durumumuz, kişisel gelişimimiz, yurt dışı yabancılar buraları anlatır. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir vize başvurusunda bulunabilirsiniz, bir pasaport başvurusunda bulunabilirsiniz, bir bilet alabilirsiniz veya uzaklardaki bir yakınınızla bir araya gelebilirsiniz. Bir eğitimi tamamlama, bir eğitimi noktalama, yani bu illa bitireceksiniz anlamına gelmiyor ama kafada böyle bir noktalama. Mesela ben bu eğitime devam etmeyeceğim demek de o konuda bir noktalamadır. Yani bir eğitiminizi ya tamamlamanız ya da yarıda bırakmanızla alakalı bir kararınız gibi çalışabilir burası. Hukuki gündemlerde de bir tamamlanma olabilir eğer bir hukuki sürecin içerisinde iseniz sevgili koçlar. Bu süreçte onunla alakalı bir tamamlanma haberi alabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğalara baktığımız zaman sizlerin 8. evin, 6. evinde gerçekleşen bir dolunayla karşı karşıyayız burada. 6. ev birazcık daha bizim fiziksel sağlığımızı ilgilendirir. Beslenme düzenimizle alakalıdır. Hani yeni bir beslenme düzenine geçebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Daha sağlık kontrollerinizi, rutin sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Birazcık daha böyle bedeninizle uğraşacakmışsınız gibi görünüyor bu dolunay sürecinde. Çalışma hayatınızda bir takım tamamlanmalar verebilir bu dolunay sizlere. Hani bir iş arkadaşınız değişebilir, iş yeriniz değişebilir, bir mesela şey değiştirebilirsiniz, pozisyon değiştirebilirsiniz, birim değiştirebilirsiniz bu dolunayla birlikte. Veyahut bir iş seyahati yapmanız gerekebilir. Evcil hayvan sahiplenmenize sebep olabilir bu dolunay. Özellikle böyle daha yay arketipine, daha büyük hayvanlardan bahsediyor bize. İş ortamından uzaklaşma durumu da verebilir. Bir tatile çıkmak, kafamı toplamak istiyorum veya bu işi artık yapmak istemiyorum gibi bir aydınlanma, farkındalık yaşatıp iş ortamınızdan uzaklaşmanıza da sebep olabilir sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizler, sizleri neler bekliyor? 7. evinizde gerçekleşen bir dolunayla karşı karşıyayız. 7. ev her türlü ikili ilişkimizi anlatır. Karşımıza gelen herkes, eşimiz, dostumuz, ortağımız, partnerimiz, aldığımız danışmanlık, verdiğimiz danışmanlık, kim varsa karşımızda hepsi 7. ev konusu. Aynı zamanda açık düşmanlıkları da anlatıyor. İkili ilişkilerde netleşmeler. Dost muyuz, düşman mıyız? Aşık mıyız, küs müyüz? Yani neyse İkili ilişkilerinizdeki net olmayan, belirsiz olan durumlar netleşecektir bu dolunayla birlikte. Danışmanlık almak veya danışmanlık vermek adına çok güzel bir dönemdir sizin için. Uzun süredir bir danışmanlık almayı düşünüyor fakat henüz yapamadıysanız veya uzun süredir bir konuda danışmanlık vermeye başlamak istiyor fakat bir türlü başlayamadıysanız bu dolunayı kullanın derim sevgili ikizler. Rekabetin sınırlarının genişlenmesi, yani açık düşmanlarınız varsa, ki bence bu dolunayla yoksa da varlığından haberdar olacaksınızdır. Varsa bu sınırların genişlemesi, sizinle rekabeti artık birazcık daha arttırması, farklı yerlere yayması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve birebir ilişkilerde birazcık uzaklaşmalar, mesafeler verebilir. Karşınızdaki insanla aranızda mesafe koyma isteği veya karşıdaki insanın sizinle arasında mesafe koyma isteği gibi de çalışabilir. Bu dolunay benden söylemesi. Hemen ikizlerden sonra yengeç ve yükselen yengeçler. Sizlerin 8. evinde gerçekleşiyor bu dolunay. 8. ev başkalarına ait olan ama bizlerin üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğumuz paraları anlatır. Mesela miras, nafaka, kredi, borç. Başkasının parası ama siz onda bir tasarrufta bulunuyorsunuz ve kendinizin parasıymış gibi davranabiliyorsunuz. Bu gibi konularla alakalı bir takım tamamlanmalar verebilir. Mesela bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur. O tamamlanır. Bir burs beklentiniz vardır veya bir prim beklentiniz vardır. Onunla alakalı olumlu bir dönüş alabilirsiniz. Miras ve nafaka gibi gündemleriniz olabilir. Borçlanarak büyüme temasını 8. evde çok görürüz. Kredi çekersiniz, bir şey alırsınız. Borç eder alırsınız, bir mal edinirsiniz gibi. Yani bir yerden borçlanırken bir yerden de mal sahibi olma durumunu anlatır. Hayatta kalmayı öğrenmek. Bakın burada bence yengeçler şunu bilsin. Bu yay dolunayı sürecinde yaşayacağınız olay her neyse, bu olayda
hayatta kalmanızla alakalı bir şey öğreneceksiniz. Yani bu hayatta nasıl kalınır? Hayatınızın devamlılığını gösteren şekilde, ilgilendiren şekilde size bir ders verilebilir bu süreçte. O yüzden ben bir yengeç olsaydım algılarımı bu dolunay sürecinde açık tutardım. Çünkü hayatta kalmanın sırrı bir şekilde A ya da B hiç fark etmez bana burada bir gönderilecek gibi duruyor. Zihnin korku ve tedirginlik yaratması, kuruntularımız artabilir, vesveselerimiz artabilir. Durup durup böyle bir şeylerden şüphelenebiliriz. Sakin, hiçbir şey yok. Hepsi dolunay etkisinden geçecek. Burada kurup kurup hareket etmeyin. Kuruyorsanız da o konuyla ilgili aksiyon almayın sevgili yengeçler. Aslan ve yükselen aslanlar, sizlerin nerede oluyor bu dolunay? 5. evinizde oluyor. Coş, eğlen, keyifli vakit geçir. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Bir hobinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bir flört teklifi alabilirsiniz. Yeni bir flörte, yeni böyle ilişkiye dönebilecek bir etkileşim içerisine girebilirsiniz. Bekar olanlarınız. Aynı zamanda keyfi seyahatlere çıkarabilir sizi bu yay dolunayı. Yani 5. evde hem keyfi seyahatler, eğlenmek için yapılan seyahatler var hem de yay. Siz zaten çok fazla böyle hani gezmeyi, etmeyi seversiniz 5. evde olduğu için. Bir seyahat durumunuz keyfi böyle eğlenmek için arkadaşlarla vesaire olabilir. Görünürlüğün yayılması bu süreçte görünürlüğünüz artacaktır. İnsanlar tarafından tanınırlığınız, fark edilme hızınız artacaktır diyebilirim. Başak ve yükselen başaklar, sizlerin 4. evinde gerçekleşen bir yay dolunayıyla karşı karşıyayız. 4. ev her türlü aidiyet duygumuzu anlatan bir evdir. Kendimize ait hissettiğimiz yerler, evimiz, bir insan, ailemiz, vatanımız, ülkemiz fark etmez. Nereye ait hissediyorsanız kendinizi ve aileyle de alakalı bir yer olduğu için aile içi iletişimde bir takım bozulmalar verebilir. Hani veya bir takım uzaklaşmalar verebilir. Aileyle seyahati de verebilir, bir taşınmayı da verebilir ama hani bir dolunayla bilmiyorum taşınır mısınız ama olabilir, neden olmasın. İç dünyanın dile getirilme gerekliliği, yani içinize attığınız şeyleri artık birazcık dışa vurmanız, onlardan uzaklaşmanız ve yabancılaşmanız gerektiğini söyleyecek. Birazcık travmalarınızı tetikleye tetikleye ilerleyecek bir süreç olacak diye düşünüyorum. Gayrimenkul satımı veya taşınma veya alımı gibi durumlar yaşatabilir sizlere. Bir fikir veya düşünceyi sonlandırma, bir inancı, bir umudu sonlandırma olarak da çalışabilir. Evet, bu konuda hala bir umudum vardı ama şimdi bitiriyorum bu konuyu diyeceğiniz bir olayı da yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Terazi ve yükselen teraziler, sizler ne yaşayacaksınız bu dolunayla birlikte? Sizlerin 3. evinde gerçekleşen bir dolunay olacak bu. Böyle iletişimlerde yabancılaşma, insanlarla iletişimin böyle bir yayılması, bir güçlenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Kısa soluklu seyahatlere çıkabilirsiniz. Özellikle hani böyle günübirlik veya yakın, çok yakın bir yerdeki bir tatile çıkabilirsiniz. Araç için sigorta, kasko çok güzel çalışır burada. Hani özellikle araçlarınızla ilgili bir yenileme, sigortalama, kaskolama, onları bir garantiye, güvenliğe almak gibi bir girişimde bulunmak istiyorsanız yay dolunayını değerlendirin derim. Ve zihinsel mücadeleler, çünkü zihniniz mevcut durumlara, mevcut duygulara kendini yabancı gibi hissedebilir bu süreçte. Daha çok bilgi edinme, daha çok öğrenme ihtiyacı olabilir ve siz de bir şeyleri anlamak, öğrenmek, idrak etmek ve bunları sentezlemek konusunda biraz zorlanabilirsiniz ama burada edindiğiniz bilgileri oldukça önemseyin. Çünkü sizin kişisel gelişiminize fayda sağlayacak bilgiler karşınıza çıkacak gibi görünüyor sevgili teraziler. Terazilerden hemen sonra akrepler ve yükselen akrepler. Bu yay dolunayı sizlerin 12. evinde gerçekleşiyor. Birazcık böyle huzurumuzu, modumuzu bozacak bir evdir. 12. ev kapalı bir evdir, göremediğimiz bir evdir. Dinlenmekle alakalı bir evdir, uyumakla alakalı bir evdir. Çok böyle bir dinlenemeyeceğiz. Uykusuzluk, zihnin sürekli konuşması, sürekli zihinde düşüncelerin uçuşması gibi durumlar bize verebilir. Haberci veya lucid rüyalar görebiliriz. Yani bu süreçte kolektiften bilgi çekmek adına önemli bir süreç içerisindesiniz. Bazen karşıdan karşıya geçen bir kedi, bazen bir rüyanız, bazen okuduğunuz bir kitap, bazen
afişte gördüğünüz bir yazı fark etmez ama kolektiften bilgi almaya çok açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Size gönderilen mesajları takip edin derim. Gizli düşmanların hareketlenmesi, bakın 12. evde göremediğimiz ensemizin arkası demek. Göremiyoruz. Kim var? Kim bize zarar veriyor? Arkamda birisi bıçakla duruyor mu? Göremiyorum. Tam olarak öyle de bir ev aslında. Gizli düşmanlarla alakalı bir takım hareketler olabilir. Gizli düşmanların böyle uzun koşuculuğunu falan görebilirsiniz. Bir anda ne kadarmış bu ya, bu bana ne kadar düşmanmış falan diyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Fakat size şunu söyleyeyim. Şimdi 12. evde olduğu için burada bir ilahi adalet durumu var. Evet, bir takım gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz ama bunlara cevap verip vermemek sizin seçimlik hakkınız. Ve burada şunu söyleyeyim. Buna cevap verirseniz 12. evde bir karma sistemi çok açık çalıştığı için, yani tabii ki bütün haritanın içerisinde var. Bütün, çünkü evrenin sistemi bundan ibaret. Ama 12. evde daha hızlı önümüze çıkmasını görüyoruz bu durumların. O yüzden birileri size zarar verirse veya bununla alakalı bir bilgi alırsanız, bir takım gizli düşmanlıklar fark ederseniz çok böyle karşılığında bir şey yapmayın derim. Çünkü o 12. evde zaten karşınızdaki kişi size düşmanlık yaparak başına gelecek en kötü şeyi kendisi hazırlamış oluyor. Siz bence hiç o konuya girip kendi karmanızı bozmayın. Çünkü ilahi adaletin ne kadar kısa sürede tecelli edeceğini görünce şaşıracaksınız. Bence hani geliyorsa bir tokat atana bir gül at deme dönemi sizler için sevgili akrepler. Biliyorum sizin için çok zor intikam almamak, hıncını gidermemek. Ama hani şöyle bir oturup izlersiniz karşıdakine ne olduğunu. O yüzden bence birazcık bekleyin derim. Ve dediğim gibi kolektiften bilgi almak adına da oldukça açık bir süreç olacak sizin için bu hafta. Akrep ve yükselen akreplerden sonra yay ve yükselen yaylar. Şimdi sizin burcunuzda bir dolunay. Bu dolunayla birlikte kendinizi gerçekten keşfetmeye başlayacaksınız sevgili yaylar. Zaten keşif süreciniz hep devam eder sizlerin. Sürekli yeni şeyler öğrenirsiniz, sürekli yeni şeyler keşfedersiniz. Sürekli böyle doymak bilmeyen, bitmek bilmeyen bir bilgi açlığınız vardır sizlerin. Ve bu süreçte de kendinizle alakalı ciddi bir keşfe çıkacaksınız gibi görünüyor. Kişisel gelişiminizi böyle geliştirecek, kendinizi fark etmenize, neleri isteyip neleri istemediğinize, özellikle ikili ilişkilerle gelebilir bakın bu. Karşınızdaki insanlar size neyi isteyip neyi istemediğinizi veya ne olduğunuzu ve ne olmadığınızı anlatabilirler yaşadığınız olaylarda. Keza dış görünüşte bir takım değişiklikler yapılabilir. Böyle uçarı, değişik, farklı, uzun süredir denemek isteyen ama cesaret edilemeyen bir takım tarzlar, stiller denenebilir. Kilo almaya açık bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle bu hafta. Çünkü ne olursa olsun birinci evde Jüpiter etkisi büyütecektir kişiye. Bedenen de büyütecektir. O yüzden birazcık dikkat edin eğer kilo almak istemiyorsanız. Kilo almak isteyenler varsa onlar yaşadı zaten. Kesin alırlar, öyle söyleyeyim. Ondan sonra görünürlüğün ve bilinirliğin artması, insanların hayatına dahil olduğunuz zaman sizin daha rahat farkınıza varmaları, daha böyle görünür olmanız, daha farklı toplumlara girmeniz, oralardaki bilinirliğinizin artması. Hani böyle bir ışığınızın sanki şeyi artıyor, parlaklığı artıyor gibi bir hafta yaşayacaksınız. Kendini keşfetmek, bulmak, bundan bahsettik. İkili ilişkilerle ilgili yeni deneyimler elde etmenizi sağlayacak bir dolunaydır aynı zamanda. Yeni bir ortaklığa başlayabilirsiniz. İlişkide dediğim gibi ne olmak istediğinizi, ne olmak istemediğinizi görebilirsiniz. Daha ciddiyete gidecek bir ilişki kararı alabilirsiniz veya mevcut bir ilişkinizi de bitirme kararı alabilirsiniz. Ama ne olursa olsun sizin için çok farkındalıklı bir dönem olacak. Bu haftayı boş geçmeyin sevgili yaylar. Size kendinizle alakalı yeni haritalar açacak, yeni mapler açacak bir hafta içerisindesiniz. Ben olsam elimde bu hafta not defteriyle gezerim. Ne yaşadım, bu ne demek olabilir, bu bana ne katabilir, böyle etraftan ne alabilirim diye geçirmeniz gereken bir hafta içerisindesiniz. Çünkü geliyor. Size bilgi geliyor, değişim süreci geliyor. Yani görmeniz gereken, fark etmeniz gereken, bilmeniz gereken bir takım durumlar var. Bunlarla geliyor gökyüzü. Daha ne yapsın? O yüzden siz de bunları kovalayın derim.
Yay ve yükselen yaylardan sonra oğlak ve yükselen oğlaklara geçtik. Şimdi ikinci evinizde gerçekleşen bir dolunay var burada. İkinci evde bizim her türlü değerlerimizi anlatır. Maddi ve manevi değerlerimizi anlatır. Yeteneklerimizi anlatır, gücümüzü anlatır. Yeteneklerinizi paraya çevirme imkanı bulabilirsiniz. Hatta dövizle para kazanma imkanı bulabilirsiniz. Yeteneklerinizde kazandığınız paradan yatırımlar yapma imkanı bulabilirsiniz bu süreçte. Mal satıp mal alma durumlarını verir. Daha çok hani mal alma, mal satmaktan ziyade mal almak olarak çalışır burada. Çünkü Venüs, Uranüs. Ha çok ani bir çıkarım da yapabilirsiniz elinizden ama çok da büyük o zaman bir mal alırsınız. Onu da söyleyeyim. Özdeğer duygusunda bir takım değişimler, kendinize neden değer verdiğiniz veya kendinize neden değer vermediğinizi anlayabileceğiniz, fark edebileceğiniz veya kendinize değer vermeyi öğreneceğiniz bir sürecin içerisine giriyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Size şunu söyleyeyim. Siz kendi, yani çok böyle klişedir, çok böyle herkesin ağzından duyulabilecek bir şeydir. Ama belki bu sefer benim ağzımdan biraz farklı olur diye umut ediyorum. Bu değer duygusu çok farklı bir şey. Yani kendinize değer vermediğiniz zaman gerçekten etraftan da değer göremiyorsunuz. Yani şöyle düşünün, mesela birisi yatırım yapmak istiyor. Niye yatırım yapıyor? Değerli olana. Altın alıyor. Gidip de kutu kola kapağı almıyor. Değil mi? Altın alıyor. Niye? Çünkü daha sonra da değerlendirir, bana kazandırır diye. Siz kendinizi altın olarak görmediğiniz, kutu kapağı olarak, kutu kola kapağı olarak gördüğünüzde her zaman insanlar da sizi öyle görecek. Yani sizin kendinizi bilmediğiniz bir senaryoda dışarının sizi bildiği bir senaryo maalesef mümkün değil. O yüzden bence hepiniz birer altınsınız. Hepimiz birer altınız. Çünkü haritalarda görüyorum. İnsanoğlu, insan çok enteresan bir şey. Çok unik, çok eşsiz, çok biricik, bambaşka, hepsi ayrı büyülenilesi. Yani hepiniz ayrı değerli, ayrı büyülenilesi, ayrı eşsiz, ayrı enerjisi. Hepiniz tasarım birer parçasınız ya. Bütün insanlık bence tasarım birer parça. O yüzden kendi tasarımınızı bulun. Yani bunu şu an oğlaklar için söylüyorum ama bunu dinlemek nasip olan herkes için de aynı şekilde olsun. Çünkü gerçekten eşsiz birer parçasınız, tasarımsınız, çok değerlisiniz. Bir altının kutu kola kapağı gibi görmesi kendini çok üzücü. Lütfen kendinizle gerçekten tanışın, kendinizle gerçekten barışın. Ve bu süreçte de kendinize oğlaklar verdiğiniz değeri gözden geçirin. Verimliliği arttırabilir bu süreç sizler için. Bu nasıl bir verimlilik? Yani hak edişleriniz artabilir. Kazandığınız, çalıştığınız kadar kazanabilirsiniz. Tam böyle emeğinin karşılığını almak veya üretimi, verimi arttırmak olarak da çalışabilir. Kova ve yükselen kovalar, sizleri neler bekliyor bu yay dolunayıyla birlikte? Sizin nerede oluyor bu? 11. evde gerçekleşiyor dolunay. Daha böyle kitlelerle alakalı, arkadaşlıkla alakalı. Siz zaten bayılırsınız biz kovalar. Bayılırız. Aman arkadaşlarımız olsun, sosyalleşelim. Aşığız biliyorsunuz arkadaşlarımıza. Sosyalleşmeye, gezmeye, tozmaya, eğlenmeye. Ne oluyor bu dolunayla birlikte? Birazcık daha artıyor sosyalliğiniz. Böyle genişliyor, kitlelere yayılıyor, kitlelerle hareket ediyorsunuz. Bir kişiyken 10 kişi oluyorsunuz, bir gruba, bir ekibe dahil olabilirsiniz. Sosyal çevrede yenilikler verebileceği gibi sosyal çevrede yabancılaşma da verebilir. Böyle yakın çevrenizin sosyal gruplarınızla uzaklaşma, sizin onlardan veya onların sizden uzaklaşması olarak çalışabilir. Gelecek planlarında, hayallerinde şans ve fırsatlar elde etmek. Bakın burası çok önemli sevgili kovalar. Bu yay dolunayını iyi değerlendirin derim. Çünkü burada gelecek fırsatlar, teklifler, tanışılan insanlar, yani bu süreçte yaşananlar sizin gelecek hedeflerinize ulaşmanız adına size yardımcı olacak bir takım kişiler, konular, olaylar olabilir. O yüzden buralarda gözünüzü iyi açın ve network bağınızı, ağlarınızı iyi kurun derim. Küçük şansın artması ve küçük şansın büyük şansa evrilmesi. Burada şöyle şeyler görebilirsiniz. Küçücük bir olay olur, o döner döner döner, çoklu sonuçlar dediğimiz.
gider çok büyük bir konuya vesile olur. Hani sizin için çok küçük sıradan bir şey gibi görünürken bir bakmışsınız çok büyük, inanılmaz bir şey çıkmış karşınıza. O yüzden diyorum ya, bu hafta en ayık olması gereken burçlardan biri de Kova burcu. Sonrasında Balık burcuna geçelim. Balık burcu ne yaşayacak bu yay dolunayla birlikte? 10. evinizde, tepenizde oluyor. Zaten güneşinizin üstünde de bir Satürn var. Çalışma, iş, otorite baskısı, kısıtlanma, kendimi süpürge ettim, saçımı süpürge ettim, çalıştım, emeklerimin karşılığını istiyorum, ben kariyer yapmak istiyorum diyen balıklar, geldi zamanı, burada size güzel bir başarı elde ettirecek bir dolunayla karşı karşıyayız. İş sebebiyle seyahat etmek olarak çalışabilir. Yurt dışı bağlantıları kurmak, yabancılarla çalışacağınız bir departmana geçmek veya yabancılarla yeni bir işe başlamak şeklinde çalışabilir. Otorite figürleriyle uzaklaşma, çatışma, çelişme durumlarını verebilir. Ani, böyle beklenmeyen, özellikle somut konular üstünden tartışmaları, çelişmeleri verecektir. Toplumsal statüyle alakalı bir takım anlaşmalar ve yenilikler verebilir. Hani yeni bir işe başlayabilirsiniz, çalışma alanınızı değiştirebilirsiniz veya ben artık yurt dışıyla çalışmak istiyorum veya yurt dışıyla çalışıyordum, yurt içiyle çalışmak istiyorum diye kararlar alabilirsiniz. Veyahut evlenme kararı, boşanma kararı alabilirsiniz. Çünkü bunlar da toplumsal statünüze ilgilendiren konular. Evli statüsünden bekar statüsüne geçiyorsunuz mesela veya anne baba oluyorsunuz. Sadece bir insan, yani evli bir insan, bir kadın, bir erkekten anne veya baba statüsüne geçiyorsunuz. Toplumsal statünüzü ilgilendiren bir takım değişiklikler de gerçekleşebilir bu süreçte. Evet sevgili izleyenler, bu yayının da sonuna geldik. Ne dedik? Haftanın kullanışlı günleri, hangi günlerden neler yapabilirsiniz onları anlattık. Haftanın önemli gökyüzü olayları, onların arasından 23 Mayıs. Yay dolunayını çektik ama bir tane daha var ki 26 Mayıs Jüpiter İkizler Transiti. Onu da sizlere önümüzdeki hafta pazartesi anlatacağım. Burçları tek tek, çünkü çok önemli. Nasıl etkileyecek sizi, nasıl ilgilendirecek, onların hepsini ayrı ayrı anlatmam lazım. Öyle Jüpiter İkizlere geçti diye geçebileceğim bir konu değil. Haftaya pazartesi de yine Türk Haber ekranlarında sizlerle bunu konuşuyor olacağız. Son kez unutmayalım, cuma günleri sizden gelen soruları yanıtlamamı istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz sosyal medya hesabına sorularınızı göndermeyi unutmayın. O zaman şimdilik benden hoşça kal. Ne zamana kadar? Görüşmek dileğiyle bir sonraki yayınımıza kadar, cuma gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.